Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Rahmetli Demirel'e sormuşlar ki sandıktan ne çıkar? Rahmetli demiş ki ne atarsan o çıkar diye. Sovyetler Birliği'ni devlet başkanına sormuşlar seçimi kim alır diye. Sandığı kimin saydığına bağlı demişler. Yüksek Seçim Kurulu'na kapak olsun diye söylüyorum bu sözleri değerli arkadaşlarım. Şimdi hukukçu olmak nasıl bir şey? Bakın ben Ankara Hukuk Fakültesi mezunuyum. 5 Kasım 1925'te Ankara Hukuk Fakültesi'nin açılışında Mustafa Kemal Atatürk demiş ki Cumhuriyet'in müeydesi olacak bu müessesenin açılışında duyduğum saadeti dünyada hiçbir teşebbüste duymadım demiş. Yine onun Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt, Cumhuriyet'in savcılarına demiş ki Meriç kıyılarında çalışan Türk köylüsünün kaybolan sabanından tutunuz da bu vatanda yaşayanların uğrayacağı en ufak haksızlıktan hatta Bingöl dağlarının ıssız kuytularında nafaka bekleyen öksüzlerin gözyaşlarından siz sorumlusunuz demiş. Kime demiş bunu? Cumhuriyet savcılarına. Cumhuriyet'in avcılarına dememiş arkadaşlar. Cumhuriyet'in savcılarına demiş. Şimdi ben bunları niye söylüyorum? Ben bunları niye söylüyorum değerli arkadaşlarım? Bakın şimdi dünden beri olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Bugün keyfi yerinde olan bir kişi var Sayın Maliye Bakanı. Kimse Maliye Bakanı'na dokunmuyor. O internete bakmaya devam etsin. Bizim işimiz Adalet Bakanı'yla. Bizim işimiz Yargıtay'la değerli arkadaşlarım. Bakın çıkıp diyorsunuz ki efendim kimse yargıya müdahale etmiyor. Yargı ayrı bir olay. Yasama organının konusu değil diye. Onu başkalarına anlatın. Bakın bizler hukukçuyuz. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Biraz önce burada Bülent Tercan ayrıntılı şekilde anlattı değerli arkadaşlarım. Yargıtay'ın nasıl ele geçirildiğini, istinaf mahkemelerinin neler olduğunu, dün verilen kararla alakalı olarak filan Asliye Ceza Mahkemesi karar verdi filan diye demeyin. Kararı veren Mehdi Komşuldur arkadaşlar. Karar onun tarafından verilmiştir. Dünden beri bakın sayfa sayfa fotoğraflar yayınlanıyor kamuoyunda. Kararı veren bu. Onunla ilişkin olarak da Furkan Okudan diye de bir savcı görevi yapan birisi var. Bakın kararı veren iki kişi vermiş. Ben mahkeme filan demiyorum. Hakimlik, savcılık bambaşka kavramlardır. Dünkü kararla alakalı tartışılacak bir olay yoktur. Biraz önce anlatmış olduğum Cumhuriyet Savcısı tarifi, hakim tarifi, hakimler nedir? Vicdanlarıyla karar verilebilir. Verir diyor. Bu kararın altında kalacaksın değerli arkadaşlar. Bu karar fecaat bir karardır. Bu kararın anlatılacak bir kararı yoktur. Hukuki olarak bu kararı burada tartışmanın bir anlamı da yoktur. Bu karar nereye gideceğini göreceğiz. Diyeceksiniz ki dünden beri bakıyorum bazı yorumlar yapıyorlar. Efendim istinaf mahkemesi aşaması vardır, Yargıtay aşaması vardır. Arkadaşlar Yargıtay eski Yargıtay değil. İrfan Fidan ya İrfan Fidan bir gün kürsüde görev yapmadan aldığınız İrfan Fidan'ı getirdiniz Yargıtay'dan aldığınız Anayasa Mahkemesi. En büyük mahkemeye üye yaptınız değerli arkadaşlarım. Bir bakan yardımcısı vardı Muhterem İnce diye. Hangi üstün niteliklerle onu Anayasa Mahkemesi üyesi yaptınız merak ediyorum. Amerika'da bir Anayasa Mahkemesi üyesi öldü diye ulusal yas ilan ettiler. Bizimkilerine Allah uzun ömür versin. Birine bir şey olsa vallahi kimse bunlara gidip taziye bile dilemez bunların yakınlarına. Bunlar mı yüksek mahkeme üyeleri? Merak ediyorum yani. Bunlara mı gideceğiz de kanunların anayasa uygunluğu ile ilişkin yargısal denetimle alakalı şikayette bulunacağız değerli arkadaşlarım. Bunları kabul edebilmemiz mümkün değil. Burada büyük bir yanlışlık var. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Hukuk hepimize lazım olacaktır. Hukuk herkese lazım olacaktır. Burada bakın geçmiş dönemde de siz şikayet ettiniz hukukla ilişkin olarak. Yargılamalarla ilişkin şikayetler de bulundunuz. Çok büyük hatalar yapılmıştır. Bu vicdanları kanatan bir yaradır değerli arkadaşlarım. Dün mahkeme demiyorum bakın. Mehdi Komşu'ndan verilen karar. Bunu unutmayın. Arkadaşlarımdan da Cumhuriyet Halk Partisi grubundaki arkadaşlarım, İYİ Parti'deki saygıdeğer üyelerden de talebim şudur. Mahkeme filan demeyin. Karşında mahkeme filan yok. Onlar eskidendi Sayın Başkan. Neyin mahkemesi? Özel görev verilmiş bir adama demişler ki bunun gereğini yap diye. Sayın Bülent Tercan biraz önce mahkemedeki hakimin ruh haliyle ilişkin olarak gözlemlerini aktardı. Az bile anlattı. Böyledir bu işler. Mahkeme eğer esas hakkında mütalaya yönelik olarak esas hakkında bir süre vermiyorsa savunmaya yönelik o bir ihsası reydir. Açıkçası şudur sana ceza vereceğim demektir. Dün olağanüstü güvenlik önlemleri alınmışsa yüreğim cız etti burada. Dedim ki cezayı verecekler buna ilişkin. Buna ilişkin kâhin olmaya, kehanette bulunmaya gerek yok. Görev ve talimat verilmiştir, gereği yapılmıştır. Biz talimatı kimin verdiğini biliyoruz. Bu talimat buradakiler tarafından verilmedi. Talimat bir kişi tarafından verildi. Haklı olacak mı, olmayacak mı hep beraber göreceğiz. Yanılacak mı, yanılmayacak mı hep beraber göreceğiz. O nedenle bugünler geçecektir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen bu ülkeyi umudun ve özgürlüğün ülkesi hepimizin Türkiye'si yapacağız. Ve Nazım'ın sözleriyle bitiriyorum. Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak diyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.